sayın bakalım. Bir sürü gazeteci geldi evde. İyi sürdüm atadım hepsini şırnağa sürdüm. Ay yapamayız efendim, bunlar bizim bakanlığa bağlı insanlar değil. O zaman bana hatırlatın, bakanlar kuruluna bir önerge verelim. Bundan sonra bizim bakanlık gazetecileri sürebilsin arkadaş. Başüstüne. Ne istiyorlar bunlar? Efendim bunlar şarbon hastalığı ile ilgili size sorular soracaklar. Sorsunlar. Biz Türk'üz ya, bizim hiçbir sorudan korkumuz yok. Bütün soruları cevaplandırabiliriz. Tamam. İstedikleri sorsalar Türk'üz biz arkadaş. Başüstüne efendim, biz gerekli hazırlıkları yaptık efendim. Bütün soruları yanıtlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Şimdi karbon... Karbon değil efendim, şarbon hastalığı. Ulan ha karbon ha şarbon. Ne fark eder? He? Bir kere şarbon hastalığı ineklerde olur oğlum. He? Siz ne korkuyorsunuz? Lan korkacak ne var? Siz inek misiniz oğlum? Peki diyelim ki ineksiniz. Hiç ineklere mektup gelir mi arkadaş? He? Hadi diyelim ki geldi. İneğe mektup geldi. O inek, o mektubu nasıl açacak? Açamaz abi, çünkü inekler çift tırnaklıdır. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki inek Türk ineği. Eğer inek Türk ineği ise o zaman korkmayın. Türk ineklerine hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ya bu inekten ineğe geçecek bir hastalıktır. Hiçbir ineğin bir başka ineğe mektup gönderdiği görülmüş şey mi ya? Bir inek bir ineğe mektup yazabilir mi? Diyelim ki yazdı. İneğin biri inat etti, azmetti, oturdu yazdı. Nasıl yazacak değerli arkadaşlarım? Sorarım size. İnekler mektup yazabilir mi? Değerli arkadaşlarım. Diyelim ki inek mektubu yazdı, kuyruğunun altına koydu, kıçını da sallaya sallaya postaneye gitti. Postaneden içeri de girdi. Bir inek postaneden içeri kuyruğunu sallaya sallaya girdi. Memur karşısında ineği görünce, sen bir ineksin, senin mektubun geçmez kardeşim demez mi? Efendim diyelim ki inek mektubu postaya verdi, başarabildi. Ve mektup bir vatandaşa gitti. Bu koşullar altında ne olacak? Güzel soru. Diyelim ki ineğin mektubu bana kadar ulaştı. Ben de mektubu aldım. Nereden tanırım bu mektubun yabancı bir mektup olduğunu? Kokusundan. Çünkü bir ineğin göndereceği mektup ancak tezek kokar. Niçin bana bu kokan bir mektup gönderirsin arkadaşlar? Diyelim ki burnum da koku almıyor. Koku almıyorum ben. O zaman ne yapacağım? Mektubu... uzaktan açacağım. Şöyle mektup açılır mı? Böyle mektup açılırsa herkes her şey olabilir. Sayın Bakanım, bize nasıl korunacağınızı lütfen gösterir misiniz? Mektuba tersimizi döneceğiz. Ve elimizi sokacağız uzaktan mektubun içine ve başlayacağız yoklamaya. Bakalım ne var? Diyelim ki toz var. Ne olacak? Ne olur? Bir toz, bir Türkiye ne yapabilir? Devlet bu tehlikeye karşı tedbir aldı mı efendim? Aldık tabii tedbirini. Ben herkese söyledim. Size dedim şarbonlu bir mektup olduğu zaman, mektup geldiği zaman bana haber verin. Ben eldiven dahi takmadan onun nasıl imha edileceğini size göstereceğim. Al şimdi size göstereceğim şimdi. Burada göstereceğim. Getirin. Yardımcım benim. İşte kova, işte şey. Şimdi diyelim ki Elimiz şarbona bulaştı. Ne yapacağız? Elimizi nereye sokacağız? Size söylüyorum. Bak bu dinlemiyor. Nereye sokacağız diyor. Dinliyorum efendim. Şarbon olursan karışmam, sokarım seni suya. Şimdi anlatıyorum, iyi dinleyin. Akşamda şarbonla ellerimizi suya bastırıyoruz. Güzelce sabaha kadar yumuşuyor. Gel bak bakayım yumuşadı mı? Gel bak buraya. Gel de şarbon ol.
her geldiği yere giderseniz şarbon olursunuz. Şimdi tabii su da çözdüm. Su da ferahlatır. Su da iyidir, abdest aldırır, rahatlatır. Ama buna bir de şey dökünce köpürtücü. Ne yap, ne olur? Gel, gel, gelme. Köpürür, köpürünce zaten. Köpürünce deterjanlı su ne şarbon bırakır, ne şey bırakır. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sende şarbon var diye. Varsa da artık yok. Efendim, bakanımıza bir mektup var. Şşşt! Sen bakan basın toplantısına. Sen aç, ben sonra arz ederim. Kimden gelmiş lan bu? Gönlüm, El Kaide, El Fatih. Bakın efendim, yardımcınız zarfı açtı, perişan oldu. O da mektubu öyle açmasın. Dikkat etsin. Boşuna mı tarif ediyoruz insanları?